Ve ardından gaz yasalarını işleyeceğiz. Ve bu başlıklarla ilgili, özellikle gaz yasaları ve özelliklerle ilgili bolca örnekler çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi gazların özellikleri arkadaşlar, maddenin 3 hali vardı. Katı, sıvı ve gaz. 4. hali olan bir de plazma hali var ama maddenin gaz hali arkadaşlar, bulunduğu kabın şeklini alır. Yani siz odanızda tüpü açarsanız tüp bütün odaya ne yapar kokusu? Tüpün içindeki gaz bütün odaya yayılır. Dolayısıyla konulduğu bir kabı tamamen ne yapabiliyor arkadaşlar? Doldurabiliyor. Akışkan bir özelliği var. Ve konulduğu kabın şeklini aldığı için kabın her noktasına da ne yapacak arkadaşlar? Aynı basıncı yapacak. Şöyle düşünün. Vücudunuzun her noktasına gaz molekülleri aynı basıncı yapmak zorunda. Eğer farklı basıncı yaparsa kolunuz bir tarafa giderken kafanız farklı bir tarafa gider. Dolayısıyla kabın her noktasına yapılan basınç aynı olmak zorunda arkadaşlar, tamam? Ve gazların yayılma özelliğinden dolayı gazlar nasıl maddelerdir? Akışkan bir maddelerdir. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeyim ben size. Mesela maddenin katı hali vardır. Katı halinde tanecikler birbirlerine çok yakındır şu şekilde. Katı hal dışarıdan ısı alır, sıvı haline geçer. Sıvı halde tanecikler birbirlerinden biraz daha uzaktır. Gaz sıvı hal ısı alır, gaz haline geçer. Gaz halinde ise tanecikler birbirlerinden daha fazla uzaktır. Dolayısıyla gaz molekülleri arasında çok büyük ne vardır gazlar arasında? Bu moleküller arasında boşluk vardır. Ve katı en düzenli haldir. Bakın dikkat edin. Gaz ise ne dersiniz? Moleküller çok fazla hareket ettiği için en düzensiz haldir. Dolayısıyla katı ve sıvıya göre düzensizlikleri nedir? Çok büyüktür arkadaşlar. Artı arkadaşlar şu bilgiye dikkat edin. Gaz gaz karışımı daima nasıl bir karışımdır? Homojen karışımdır. Yani gaz molekülleri kendi aralarında homojen karışım oluştururlar. Diğer bir ismiyle ne oluştururlar dersiniz? Çözelti. X gazı Y gazı karıştırıldı. Direkt çözelti kelimesini kullanıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Gazların belirli bir hacmi veya şekli var mı? Arkadaşlar gazların belirli bir hacmi ve şekli yok. Tamam mı? Bulundukları kabın hacmini alıyorlar, bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Tamam? Yine madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza gittikçe dışarıdan ısı alıyor. Tanecikler arası boşluk arttığı için hacmi en büyük olan hal hangi hal olmak zorunda? Gaz. Hacmi en küçük olan hal hangisidir? Katılardır. Hacmi en büyük olduğu için gazların yoğunluğu arkadaşlar katı ve sıvılara göre ne olmak zorunda? Daha az olmak zorunda, daha düşüktür deriz. Arkadaşlar katılar titreşim hareketi yapar, sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapar. Gazlar ise titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar. Buna da dikkat edin. Artı arkadaşlar şöyle gazlar sıkıştırılırlar. Yani siz bir odaya yayılan gazı toparlayıp minicik bir tüpün içine çok rahatlıkla basınçla sıkıştırabilirsiniz. Ve gazlar bulundukları kabın her noktasına ne yaparlar? Aynı basıncı yaparlar ifadesini az önce kullandık. Tamam arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar gazları niteleyen özellikler vardır. Nedir gazları niteleyen özellikler? Hatta ben buraya yazayım. 1. Basınç dediğimiz özellik. 2. Hacim dediğimiz özellik. 3. Mol dediğimiz özellik veya madde miktarı. 4. Mutlak sıcaklık. Arkadaşlar bunlar mutlak sıcaklıklar. Bu 4 özellik gazları niteleyen özelliktir. Bunlar TYT'de de bizim için önemlidir. Tamam mı? Niteleyen özellik denildiğinde bu 4 özellik. Şimdi bu 4 özellikten ilk olarak açık hava basıncı. Arkadaşlar bizim bulunduğumuz ortam atmosfer basıncı. Atmosfer basıncına biz açık hava basıncına ne ifade olarak ne diyoruz? Atmosfer basıncı. Atmosferdeki gazların yaptığı basıncı atmosfer basıncı, yani açık hava basıncı diyoruz. Şimdi biz deniz seviyesindeyiz. Deniz seviyesi dediğimiz ortam bir atmosfer. Torricelli bir deney yapıyor arkadaşlar. Yaptığı deneyde bir boru, bir genişçe kabı alıyor. Genişçe kabı tamamen neyle dolduruyor? Civayla. Bir boruyu da civayla dolduruyor. Boruyu ters çevirdiğinde şuradaki yüksekliği ölçüyor. 760 mm. Diyor ki biz deniz seviyesindeyiz. Deniz seviyesi 1 atm. O zaman 1 atm 76 cm civayadır. 760 mm civaya eşittir. 760 tora eşittir. Tamam mı? Ve Torricelli'nin yaptığı bu aletin ismine ne cihazı diyoruz biz? Barometre. Barometre neyi ölçüyor arkadaşlar? Açık hava basıncını ölçüyor. Kaç atmosferde? Bir atmosferde 76 santimetre civaya eşit olduğunu belirleyen bilim adamı Torricelli.
Tamam mı? Buna dikkat edin. Şimdi şurada bir bilgi var. Yükseklere çıkıldıkça hava yoğunluğu azaldığı için atmosfer basıncı ne yapar? Azalır. Mesela şöyle bir dağ var. Şurası deniz seviyesi olsun. Burası bir ATM ise yukarılara çıktığınızda P0 dediğim açık hava basıncı bir ATM'den ne olmak zorunda? Düşük olmak zorunda. Tamam? Peki. Birinci olarak o zaman şu barometredeki yükseklik neye bağlı? Bu. Eğer deniz seviyesindeyse 76. Yukarılara çıktıkça yani deniz seviyesinden yüksekliğe çıkıldıkça yükseklik ne yapar barometredeki yükseklik? Azalır. Artı arkadaşlar bu yükseklik yoğunluğa da bağlı. Mesela civa kullandığınız 76 santim. Su kullandığınızda civanın yoğunluğu 13,6. Suyun yoğunluğu 1. Ha burada yapılmış bakın. Dikkat edin. Civa yerine su kullanılsaydı ne olurdu? H civa çarpı D civa eşittir. H su çarpı D su diyorsunuz. Şimdi civa varken 13,6 yoğunluğu, yükseklik ne kadardı? Şurası 76 idi santimetre olarak. Su kullandım, suyun yoğunluğu 1, yükseklik ne olur? Bakın, yani yoğunluk azaldıkça tüpteki sıvı seviyesi ne yapıyor? Artıyor. Ama kesinlikle tüpün kesitine bağlı değil, eğri olmasına bağlı değil, şekline bağlı değildir arkadaşlar yükseklik. Tamam, özellikle dikkat ediyorsunuz. Peki, şimdi gaz yasaları var arkadaşlar. Bu gaz yasalarını hocam ben isim olarak bilmek zorunda mıyım? Bunlar neler? Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles yasası, Avogadro yasası gibi yasalar var. Hocam bunları ezberleyecek miyim? Hayır, hayır demeyeyim de. Yani siz bilmeniz gerekiyor. Sizin bilmeniz gerekiyor. Ha, ben bilmeyeyim. Mesela şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Bizim ideal gaz denklemimiz PV eşittir NRT denklemi ya. Şu denklem az buçuk hakimsinizdir bu denkleme. Şimdi bu denklemde basınçla hacim nasıl orantılı? Ters orantılı. Bunun ters orantılı olduğunu bilen bilim adamı Boyle yasası. Ya bunun ismini bilmek zorunda mısınız? Ya açıkçası şöyle ifade edeyim. Bir yıl üniversite sınavında kimyada bilim adamlarının ismi geldi. Dolayısıyla hani böyle bir defterinizin köşesine yazın. Bir not defteriniz varsa ara ara bakın aklınızda kalması için. Şimdi Boyle yasasında basınçla hacmin ters orantılı olduğunu ifade ediyoruz. Peki bu yasa nasıl bir yasa? Şimdi Boyle pistonlu, serbest pistonlu bir kap alıyor. Bakın pistonlu bir kap alıyor Boyle bu işlemi yaparken. İçeriye bir miktar gaz yerleştiriyor ve diyor ki ortamın sıcaklığı sabit olsun. Sonra tutuyor eliyle pistonu aşağıya doğru itiyor. 2V'den V'ye itiyor. Şimdi böyle burada arkadaşlar ne oluyor? Bakın dikkat edin miktar sabit. Hatta benim size tavsiyem şöyle yapmanız çok daha rahat edersiniz. İdeal gaz denklemini yazın. Hemen deyin ki sabitleri eleyin burada. R sabit. Tamam mı? Sıcaklık sabit. Madde eklenip madde çıkarılmamış mol sabit. Piston aşağı doğru itildiğine göre hacim azaldığından dolayı basınç ne yapacak? Artacak. O zaman basınçla hacim nasıl orantılıdır? Ters orantılı. Ters orantı grafiğimizde budur. Basıncın hacme karşılık grafiğini çizersek bu şekilde bir grafik çizeceğiz. Ve ters orantılı olduğu için İlk durumun basıncı çarpı ilk durumun hacmi eşittir. Son durumun basıncı son durumun hacmi değil Boyle yasasını oluşturmuş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Örnek 1 ile devam edelim. Şekildeki sistemin birinci kabında basıncı 6 atmosfer olan 1,5 mol X gazı bulunmaktadır. Tamam. Kaplar arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor. X gazı için hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar ilk önce bu şekilde sol taraftaki gazın basıncı 6 atmosfermiş. Siz kabı açıyorsunuz, pardon musluğu açıyorsunuz. Musluğu açtığınız zaman şuranın hacmi 2V, buranın hacmi 4V olduğuna göre son hacminiz kaç V olacaktır? 6V. Sıcaklık değişmeyecek. 1,5 mol gaz kabın içerisine dağılacak. Peki son basıncımız ne olur? Arkadaşlar dikkat edin. 6V'deki basıncımız. Burada şöyle yapıyorsunuz. Miktar değişmiyor. İdeal gaz denklemini düşünürseniz gaz miktarında bir değişiklik yok. Yine 1,5 mol. R'de bir değişiklik yok. T'de de bir değişiklik yok. O zaman basınçla hacim ters orantılı. İlk durumun basıncını çarpı ilk durumun hacmi eşittir son durumun basıncı çarpı son durumun hacmi diyeceksiniz. İlk durumda basıncınız 6, hacminiz 2V. Son durumdaki basıncını bilmiyorsunuz. Son hacminiz 6V. O zaman son basıncınız buradan kaç ATM çıkacaktır? 2 ATM. Buradaki birinci öncül doğrudur. Peki ikinci öncüle baktığımızda birinci kaptan ikinci kaba 1 mol gaz geçer. Bence burada ikinci öncül çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi birinci kap için
P ve RT denklemini yazalım. Basıncımız 6 atmosfer, hacmimiz 2V. Kaç mol gaz var? 1,5 mol çarpı RT. Birinci kap için yazdım. İkinci kap için P ve RT denklemini yazalım. Şu son durumdaki ikinci kap için, şurası için. Basıncı artık 2 atm, hacmi 4V. Molünü bilmiyorum, ne kadar 4V'de var. R çarpı T, şunlar gitti. Şurası 2 kalır arkadaşlar. Şöyle sadeleştirirsem 3, N eşittir buradan 1 çıkar. Yani bu tarafa 1 mol gaz geçer. Sol tarafta ise 0,5 mol gaz kalır. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. PV çarpımı sadece mole ve sıcaklığa bağlıdır. Bu kap, sadece kap açılıyor, musluk açılıyor. Molde bir değişiklik yok, sıcaklıkta bir değişiklik yok. O zaman PV çarpımı değişmez. 1 ve 2 ile cevap C şıkkı olacaktır. Tamam arkadaşlar, güzel soru. Bakın. İkinci örneğe bakalım. Bir uçan balon satıcısı hacmi 40 litre, basıncı 15 atmosfer olan helyum gazının tamamını elastik balonlara aynı sıcaklıkta dolduruyor. Tamam, şimdi ideal gaz denklemini çok kullanacağız biz, şu. Tamam mı? Bu denklemi çok kullanacağız. Bu soruda da oranlama yapacağım. Elastik balonların her birinin basıncı 1,2 atm, hacmi ve 100 tane balonun her birinin hacmi nedir? Bakın şöyle balonlar var. Tamam mı? Şu şekilde balonlar var. Bu balonların sayısı kaç tane arkadaşlar? 100 tane. Her bir balonun hacmi ve her bir balonun basıncı 1,2 atm. Şu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın, dikkat edin. Başlangıçta basıncımız 15 atm, hacmimiz 40 litre olduğuna göre basınç hacim çarpımı molü verir. 15 ile 40'ı çarparsam 600 mol maddemiz var. Bu 600 molü ben 100 tane balona paylaştırıyorum. O zaman her bir balonda kaç mol madde var demektir? 6 mol. Şimdi başlangıçtaki PVRT'yi son durumun PVRT'si ile oranlayacağım. Başlangıç basıncım 15. Hacmim 40. PVRT'yi yazıyorum şu denkleme göre. Eşittir. Molüm 600 mol. R çarpı T. Son durumda her bir balonun değerini yazacağım. Bir tanesini alıyorum. 1,2 atm. Hacmi V. 6 mol. RT. Tamam arkadaşlar. Şunlar gider. Şu da gider. Buradan V dediğimiz ifade 6 bölü ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle sadeleştirirsek 1,2'den 1 bölü 0,2'den 5 litre. Yani her bir balonun hacmi 5 litre olacak. Çok güzel bir soruymuş. Evet. Şimdi diğer bir yasamız arkadaşlar, Charles yasası. Sıcaklık hacim yasası. Şimdi sıcaklık hacim yasasında şöyle arkadaşlar, Charles dediğimiz bilim adamı pistonlu, serbest pistonlu bir kap alıyor. Burası serbest pistonlu bir kap. Tamam mı? Pistonlu bir kap alıyor. Bu kabın içerisine bir miktar gaz yerleştiriyor. Hacmi ve sıcaklığı T, basıncı P. Sadece bu kabı ısıtıyor. Isıttığı zaman piston yukarı doğru hareket ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Nasıl yapın biliyor musunuz? PV eşittir NRT'yi düşünün. İlk önce sabitleri eleyin. Madde eklenip madde çıkarılmıyor. Mol sabit, R sabit. Isıtılıyor, sıcaklık artar. Sıcaklık artarsa kesinlikle hacim artar. O zaman serbest pistonlu bir kap olduğuna göre basınç sabittir. O zaman hacim ve sıcaklık nasıl orantılıdır? Doğru orantılı. Yani ilk durumun hacmi bölü ilk son durumun hacmi eşittir. İlk durumun sıcaklığı bölü son durumun sıcaklığı dersiniz. İşte bu hacim ve sıcaklığın doğru orantılı olduğunu belirleyen bilim adamı Charles. Tamam mı? Şimdi serbest pistonlu kaplarda, yani şu şekilde pistonlu bir kaplarda hacim değişebiliyorsa arkadaşlar, tamam mı? Şimdi dikkat. Isıtma veya soğutmayla, gaz ekleme veya gazın bir kısmını dışarı almayla basınç asla ne yapmıyor? Değiştirilmiyor. Ama elinizle pistonu aşağı doğru itip kaldırırsınız, o zaman basınç ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Tamam? Çünkü öğrencilerin zihninde genel olarak diyor ki hocam serbest pistonlu kaplarda basınç her zaman sabit değil mi? Arkadaşlar ısıtmada, soğutmada madde eklenip madde çıkarılmada sabit. Ama pistonu elinizle indirip kaldırırsanız basınç sabit değil. Dikkat. Şimdi Charles yasasına göre hacimle sıcaklık nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. Hangi sıcaklık? Hacimle ve T. Bu T dediğimiz bizim
Kelvin cinsinden sıcaklık doğru orantılı. O zaman Kelvin cinsinden doğru orantılıysa şöyle uzantısı nereye gelir? Sıfıra gelir. Sıcaklık birimi Kelvin olduğunda doğrunun uzantısı sıfır noktasına ulaşır. Mutlak sıfır, bu sıfır noktasının ismine biz mutlak sıfır noktası deriz arkadaşlar, tamam mı? Ve sıcaklık ölçeğine Kelvin sıfır sıcaklık ölçeği de denilebilir. Mutlak sıcaklık ölçeği de denilebilir, tamam mı arkadaşlar? Peki sıfır Kelvin bana neyi ifade ediyor? Mutlak sıfır noktası maddenin tamamen kusursuz katıya dönüştüğünü ifade ediyor. Yani bu noktada hareket full durmuştur. Yani katıda mesela hareket vardır, titreşim hareketi. O bile durduğu an bize mutlak sıfır noktasını verecek, tamam mı? Peki eğer bunu Celsius'a çevirirseniz arkadaşlar T Kelvin eşittir T derece artı 273 müydü? Kelvin değil de Celsius olarak çizeceğim. Mutlak sıfır Kelvin dediğimiz mutlak sıfır noktası 0 Kelvin T derece artı 273'ten Celsius olarak mutlak sıfır noktası eksi 273 dereceye karşılık gelir. Eksi 273'ten alır uzantısını çizersiniz. Buradaki eksi 273 bunun virgülü de vardır 15. Bunun ismi yine nedir arkadaşlar? Mutlak sıfır noktasıdır Celsius derecesinde. Ve bu yine katının kusursuz katıya dönüştüğünü kabul gösterir bize arkadaşlar. Mutlak sıfır noktasında yani eksi 273,15'te gazların hacmi ne kabul edilir? Sıfır. Çünkü artık gaz katıya dönüşmüştür. Katı da hatta kusursuz katıdır. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat. Peki. Örnek 3'e bakalım beraber. Şekil 1'deki serbest pistonlu kapta, bakın pistonlu kapta 47 derecede 480 mililitre gaz bulunmakta. Bu kap ısıtılarak sıcaklığı 120 derece, 127 dereceye çıkarıldığında şekil 2 elde edilir. Şekil 2'deki gazın hacmi nedir? Yine aynı şey yapacaksınız. İdeal gaz denklemini kullanacaksınız hemen. Şimdi birinci şekil 1'in PVRT'sini şekil 2'nin PVRT'sine oranlayın arkadaşlar. Şekil 1'deki basınç pistonlu bir kap ya, P diyelim. P çarpı hacmi ne kadar? 480. Litreye çevirmeye gerek yok oranlamalarda. Molümüz N olsun. N çarpı R. 47 derece içerisine üzerine 273 eklersem 320 Kelvin. Şimdi altına şekil 2'yi yazıyorum. Arkadaşlar sadece ben ısıttığım için basınç değişmeyecek P. Hacimini bilmiyorum ve soruluyor. Miktarda da değişiklik yok. Yani madde eklenip madde çıkarılmadığı için en sabit R. 127 üzerine 273 eklersem 400 Kelvin. En R'ler gitsin, P'ler gitsin. Şöyle yapalım. Şu 320'deki hatta şu şekilde yazayım ilk önce. 480 bölü V, 320 bölü 400 diyelim. Şöyle gitsin. 8'e bölelim 4, 8'e bölelim 5 olsun. Şununla şunu da sadeleştirelim. 120. V dediğimiz değer 120 çarpı 5'ten 600 mililitre olacaktır. Cevap C şıkkı olur. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Örnek 4. Üflenerek biraz şişirilmiş şekildeki elastik balonlardan birinci balon aynı sıcaklıkta basıncı küçük olan bir ortama, ikinci balon aynı basınçta daha soğuk bir ortama konuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Elastik balonları serbest pistonlu kap gibi düşünebilirsiniz. Pistonlu kap. Tamam mı? Dikkat. Şimdi birinci balonu alıyorum. İlk önce şöyle bir bakayım. Burada gaz bulunsun. X gazı. X gazı N mol olsun. Hacmi V, sıcaklığı T, basıncı 1 atm olsun. Balonsa dışarısı da kaç atm? 1 atm. Şimdi ben bu balonu alıyorum. Basıncın küçük olduğu bir yere koyuyorum. Bakın birinci balon bu. Miktarında bir değişiklik yok. Sıcaklığında bir değişiklik yok. İçerideki basınç 1 atm iken dış basıncı daha küçük olan bir ortama koyduğum zaman çok olan 1 atm bu balonu ne yapar? Şöyle bir şişirir. O zaman birinci balonun hacmi kesinlikle ne yapacaktır? Artacaktır. Tamam mı? Hacmi artacak. Hacmi arttığı için de miktarında ve sıcaklığında bir değişiklik olmadığı için basıncı azalacaktır arkadaşlar. Değişmez denildiğine göre ikinci öncül C şıkkı yanlıştır. Şimdi ikinci balonda Y gazı bulunsun arkadaşlar. N mol hacmi ve sıcaklığı T. Burası da 1 atm olsun. Burası da 1 atm. Şimdi siz ikinci balonu daha soğuk bir ortama götürüyorsunuz. Bakın serbest pistonlu kap gibi soğutuyorsunuz. Soğuttuğunuz zaman
İdeal gaz denklemini düşünün hemen burada. R sabit, N sabit, sıcaklık düşer. Soğuttuğumuzda pistonlu kaplarda hacim ne yapar? Azalır. Az önce söyledim, pistonlu kaplarda sıcaklık artar, sıcaklık azalır, madde eklenir, madde çıkarılırsa basınç değişmez. Dolayısıyla hacim azalacaktır, doğru. Hacim azaldığı için yoğunluk artar, doğru. Elastik balon serbest pistonlu bir kap gibi olduğu için doğru. D şıkkı. Cevap C şıkkı olacaktır. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Dikkat. Peki, diğer bir yasamız Gay-Lussac. Basınçla sıcaklık arasındaki ilişkiye bakıyor Gay-Lussac arkadaşlar. Şimdi sabit hacimli bir kapta içeride bir miktar gaz var. Bu gazı sadece siz T Kelvin'den 2 T Kelvin'e basınç sıcaklığını artırıyorsunuz. Sıcaklık arttığına göre basıncı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bizim ideal gaz denklemimiz neydi? İdeal gaz denklemimiz PV eşittir NRT'dir. Bu denklemde miktarda R'de ve hacimde bir sıcak değişiklik yok. O zaman sıcaklık arttıkça gaz basıncı ne yapar arkadaşlar? Gaz basıncı artar. Yani mutlak sıcaklıkla basınç nasıl orantılıdır? Doğru orantılı. O zaman ilk durumun basıncının son durumun basıncına oranı, ilk durumun sıcaklığının son durumun sıcaklığına oranı dersiniz. Bunu belirleyen bilim adamı Gay-Lussac. Şimdi Gay-Lussac'a göre basınçla Kelvin cinsinden sıcaklık doğru orantılı olduğu için şu şekilde uzantısı sıfır noktasına gelir. Sıfır Kelvin'e biz mutlak sıfır noktası deriz. Yine bunu Celsius olarak çizerseniz sıfır Kelvin -273,15 dereceye karşılık gelecektir. Bu da mutlak sıfır noktasıdır. Sıcaklığı artırırsanız basınç artar arkadaşlar. Tamam, dikkat. Şimdi diğer bir yasamız Avogadro yasası. Avogadro yasası aynı koşullarda, yani basınç ve sıcaklığın sabit olduğu durumda hacimle mol sayısının doğru orantılı olduğunu belirleyen bilim adamı. Şimdi serbest pistonlu bir kap alıyor. Serbest pistonlu kapta madde miktarını sadece iki katına çıkarıyor. Bakın, ideal gaz denklemini düşünün. Burada R sabit, sadece madde miktarı. Mol arttığı için serbest pistonlu kap olduğundan dolayı hacim artar. Basınç nedir? Sabittir. O zaman hacimle mol doğru orantılıdır. Şu şekilde çizersiniz. Ve ardından ilk durumun hacminin son durumun hacmine oranı, ilk durumun sıcaklığının son durumun sıcaklığına, pardon, molünün son durumun molüne oranıyla doğru orantılıdır dersiniz. Tamam mı? Peki burada gazlarda bilmeniz gereken iki şart var. Biri normal koşullar. Normal koşullar dediğimiz 1 atm 0 derece. 1 atm 0 derecede 1 mol gaz daima ne kadar hacim kaplar? 22.4 litre. Oda koşulları, diğer bir ismi ne, standart koşullar. 1 atm 25 derecede 1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 24,5 litre. Bunları da bilmeniz gerekiyor, kullanacağız arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakabiliriz beraber. Tabloda N2 ve X gazlarının aynı basınç ve sıcaklıkta kütle hacim değerleri verilmiş. X gazının mol kütlesi kaçtır? Arkadaşlar, ideal gaz denkleminde aynı basınç, aynı sıcaklık, hacimle mol doğru orantılı, bunu kullanacağım. Tamam mı? Şimdi Avogadro yasasını. 11,2 gram N2'yi mole çevirelim. Hemen bir molünü bulalım. 11,2 bölü 28'den 0,4 mol. O zaman diyeceğim ki N2'nin hacminin N2x'in hacmine oranı, N2'nin molünün x'in molüne oranı. Tamam? N2'nin molü 0,4. X'in molünü bilmiyorum. N2'nin hacmi 80, X'in hacmi 40. O zaman buradan X'in molüne çıkacaktır 0,2 mol. 0,2 mol X 6,4 gramsa bize mol kütlesi soruluyor. 1 mol X kaç gramdır dersiniz? 32 gram bölü moldür. Cevap B şık olur. Peki. Altıncı örnek. Aynı koşullarda bulunan şekildeki gazların hacimleri eşittir. Tamam, hacimleri eşittir. Bu gazlıkların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında niceliklerinden hangisi her iki kapta aynı olur? Şimdi dikkat. Bu gazların, başlangıçta ilk cümleye bakıyorum, hacimleri aynı. Bir de aynı koşullar kelimesi var. Yani aynı koşullar neydi? Basınç ve sıcaklıkları da aynı. O zaman hepsi aynıysa bu gazların miktarları da nedir? Aynıdır. Şimdi siz geliyorsunuz, sıcaklıklarını eşit miktarda artırıyorsunuz. Arkadaşlar, birinci kap için, mesela ben bu kap için göstermek istiyorum, bu kapta ben PV eşittir NRT dersem
Sıcaklığı artırıyorum. Madde miktarında bir değişiklik yok. Pistonlu bir kapı olduğu için hacim artar, basınç değişmez. Bu kap için baktığımızda PV eşittir NRT'de. Miktarda bir değişiklik yok. Sabit hacimli bir kap. Hacim de sabit. Sıcaklık artarsa basınç da artar. O zaman birinci kapta basınç değişmez. Soldaki kapta, sol diyeyim ben, buraya da sağ diyeyim. Soldaki kapta basınç değişmez, sağdaki kapta basınç artar. Aynı kalmıyor. Soldaki kapta hacim artar, sağdaki kapta hacim değişmez. Aynı kalmıyor. Öz kütle, birinci kap için D eşittir soldaki kap için. Madde miktarı sabit. Sıcaklık artınca hacim arttığı için öz kütle azalır soldaki kapta. Sağdaki kapta D eşittir M bölü V. Kütle sabit. Hacim de sabit olduğuna göre istediğiniz kadar sıcaklığı artırın, öz kütle de değişmez. Dolayısıyla aynı kalmıyor. Tanecikler arası çarpma sayısı basınç demek. Bir soldaki kapta basınç değişmiyor ama sağdaki kapta basınç artıyor. Yanlış. PV çarpımı sadece mole ve sıcaklığa bağlı. İki kabın molü de aynı ama her iki kapta da sıcaklık aynı miktarda artırılırsa PV çarpımı da aynı miktarda artacaktır. Cevap E şıkkı olur. 7. örneğe bakalım. 2001 ayet 21 AYT sorusu. Kütlesi ihmal edilen serbest pistonlu bir kapta 400 Kelvin sıcaklığında belirli bir basınçta 2 litre azot gazı var. Aynı basınçta azot gazının mol sayısı 2 katına çıkarılıp sıcaklık 300 Kelvin'e düşürülürse gaz hacmi kaç litre olur? Şöyle yapalım. İlk önce şuradan PVRT denklemini ilk cümleden yazıyorum. Tamam mı? Basıncımız P olsun. Hacmimiz 2 litre. Bir miktar X gazı olsun, N mol olsun. R çarpı sıcaklık 400 Kelvin. Sonra burada aynı basınç, hacmini bilmiyorsunuz. Mol sayısını 2 katına çıkarıyorsunuz. 2N R, sıcaklığı 300 yapıyorsunuz. Şimdi P'ler gitsin, N R'ler gitsin, şu sıfırlar da gitsin. 2 ile 4'ü de sadeleştirelim 2, 2'ler de gitsin. V eşittir, son hacminiz kaç litre olacaktır? 3 litre. Cevap D şıkkı olur. Örnek 8'e bakalım. Şekildeki grafik 1 mol ideal gazın basınç sıcaklık değişimini göstermiş. Bu grafikle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bu tarz grafiklerde sıcaklık birimi Celsius. Şuradaki A noktası -273,15 derece ve bu noktanın ismi mutlak sıfır noktası. Grafikteki sıcaklık birimi Celsius dedik. A şıkkı yanlıştır. A noktası -273,15 dereceydi. B şıkkı yanlıştır. 3 doğruda da gazların hacimleri eşittir. Şimdi ideal gaz denklemimi yazdım. Bakın dikkat edin. Burada R sabit. 1 mol gaz denildiğine göre mol sabit. Ben sıcaklığı sabit tutacağım. Basınçla hacim ters orantılı bakıyorum. O zaman şöyle söyleyebilirim. P1 büyüktür, P2 büyüktür, P3. Ters orantılı olduğuna göre V1 küçüktür, V2 küçüktür. En büyük V3. Hacimleri eşittir. Yanlış. Birinci doğrudaki gaz hacmi ikinci ve üçüncüdekinden büyük değil, daha küçüktür. Şurada belirledik. Yanlış. Aynı sıcaklıkta 3 deneydeki PV değeri. Arkadaşlar bakın az önceki soruda da vardı. PV çarpımı sadece mole ve sıcaklığa bağlı. 1 mol gaz denildiğine göre bu aynı. Aynı sıcaklık denildiğine göre bu da aynı. O zaman PV çarpımı da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Doğru. Güzel. 9. örneğe bakalım. Şekildeki eşit bölmelendirilmiş kap sürtünmesiz hareketli pistonla ayrılmış. Bu kaba sabit sıcaklıkta M musluğundan kaç mol azot gazı ilave edilirse piston A noktasında durur. Şöyle yapalım. Burası başlangıç. İlk önce başlangıca bakalım. Piston burada duruyor. Basınç burası P ise burası P. Sıcaklık TT. Burada 0,4 mol var. Kaç birim burası? 2 birim. Buraya bakıyorum. Burası kaç birim? 4 birim. Şimdi basınç ve sıcaklık sabitse hacimle mol doğru orantılı. 2 birim 0,4 molde bu varsa 4 birimdeki mol sayısı ne olacaktır arkadaşlar? 0,8 mol. Yani burada 0,8 mol helyum gazı var. Tamam. Şimdi siz geliyorsunuz bu kaba x mol azot gazını ekliyorsunuz. X mol. Ekleyince bakın şöyle oldu. Pistonumuz A noktasında durdu. A noktası ise burası 2 birime düştü. Ama miktarında bir değişiklik yok. 0,8 mol helyum. Burada 0,4 mol azot vardı. X mol daha ekledim. 0,4 artı X mol N2 oldu.
A noktasına kadar geldiğine göre o zaman şurası 4 birim oldu. Basınçlar aynı, sıcaklıklar aynı. Yine hacimle mol nasıl orantılı? Doğru orantılı. 2 birim 0,8 mol gaz varsa 4 birimde 0,4 artı ne kadar vardı arkadaşlar? X mol vardı. Doğru orantılı olduğuna göre şöyle yapalım. 0,8 artı 2x eşittir 3,2 yapar. 2x eşittir 2,4. X dediğimiz değer 1,2. Yani kaba 1,2 mol azot gazı eklememiz gerekirmiş.